Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır. Kıymetli Müslümanlar, rahmet mevsiminin ilk cemresi ve gayb gecesidir. Ve gayb gecesi bizler için büyük bir fırsat. Bu gecenin kadir ve kıymetini bilip Cenab-ı Hakk'a tam bir teslimiyetle yönelmek için gündelik hayatımızı sorgulamak, bu gidiş nereye diye kendimize sormak için ömrümüzü nerede ve ne uğruna tükettiğimizi düşünmek için, ölümden önce kendimizi hesaba çekmek için, dünya ve ahiretimize faydası olmayan şeyleri terk edip hak ve hakikat mayasıyla yoğrulmak için, çirkin ve kötü huylardan arınıp güzel ahlakı kuşanmak için, hata ve günahlarımızdan pişman olup gerçek nasuh tövbelerle Rabbimizin engin rahmetine sığınmak için, kişinin kardeşinden, anasından, babasından, hatta eşinden, çocuğundan bile kaçacağı, hiç kimsenin, hiç kimseye fayda vermeyeceği o dehşetli mahşer gününe hazırlamak için bu geceleri muhasebe açısından iyi değerlendirip birer fırsat olaraktan dilerim. Aziz müminler, elbette ki bize düşen Rabbimizin ilahi lütuf zamanları olaraktan bahşettiği duaların kabulüne ve günahların affına vesile kıldığı üç ayların manevi ikliminden istifade etmektir. Ancak biz biliyoruz ki Allah'a kul olmak sadece belli vakitlere mahsus değildir. Yılın hangi ayı, hangi günü ve hangi saati olursa olsun, bu vakitleri kulluk bilinciyle geçirilen her anımız kıymetlidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kutsi bir hadis-i şerifte bize şu şekilde haber vermektedir. Ey Ademoğlu! Her durumda kendini bana kulluğa ada ki gönlünü zenginlikle doldurup bütün ihtiyaçlarınız giderilir. Aziz müminler, dünya ve ahiret saadeti Cenab-ı Hakk'a iman eden, sadece O'nun rızasını gözeten ve her anını salih amellerle bereketlendirenlerin olacağını. Hutbemi Asr suresiyle bitirmek istiyorum. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak İman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar asla ziyanlar değildir. Ela inne asne kelam evlevel idam, kelamullahi melikil azizil allam. Kemâ kâle Allah-u Tebâreke ve Teâlâ fil kelam, ve idâ kudrâ kurân fesemi'û lehâ. وَأَنْسِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اِنَّ الدِّينَ عِنَّ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدَ الْجَامِلِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. تَعْظِيمًا لِنَبِيِّهِ وَتَكْرِيمًا لِصَفِيِّهِ فَقَالَ عَنْهُ وَجَلَّ مِنْ قَائِلٍ مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
İslam'a ve Müslümanlara yardım edin. Devletimizi ve milletimizi bütün tehlikelere karşı koru. Bizlere dünyada ve ahirette yiğit ver. Bizleri, ana ve babamızı, tüm inananlarını bağışla. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. İbadallah, ittakullah ve atiyor. İnna Allah yemur bil adli vel ihsan ve itai bil kurba ve yelha anil fahşai vel münker vel zâkir. Ya'idun.